Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda diyotları ve zener diyotları anlatacağız. Diyotların güçsüz ve güçlü modelleri vardır. Burada Biren 4007 diyot en çok kullanılan diyot modellerindendir. Diyotlarda siyah kısım anot, yani artıdır. Buradaki çizgili beyaz kısımsa katot, yani eksidir. Diyotlar tek yönde akım geçirebilen malzemelerdir, devre elemanlarıdır. Mesela bu anot kutbundan artıyı verdiğimizde katota akım geçer. Ancak katottan artılar verirsek anoda akım geçmez. Anot artıdır, katot da eksidir. Diyotların temel mantığı böyledir. Diyotlar daha çok eski tip trafolu şarj aletlerinde ya da adaptörlerde kullanılır. Çünkü 220 voltu 5 volta ya da 12 volta trafo dönüştürür. Ancak hala AC akımda kalmaktadır. Onu AC akımdan doğru akıma çevirmek için diyotlar devreye girer. Şimdi diğer bir diyot türü olan zener diyotlara bakalım. Bunlarda da çizgili olan kısım aynı diyottaki, normal diyottaki olduğu gibidir. Çizgili olan kısım katottur. Diğeri de zaten anot olmuş oluyor. Zener diyotlar, bu arada bacakları biraz kısa çünkü ben bunu başka bir şeyden sökmüştüm. Başka bir adaptörden sökmüştüm. Zener diyotların çalışma mantığı ise mesela bu, atıyorum, 5 voltluk bir zener diyot. 5 volt verdiğimizde normal bir diyot gibi çalışıyor. Ancak zenerlenme voltajı deniyor buna. Mesela zenerlenme voltajı da 6 volt olsun bunun mesela. 6 volt verdiğimizde ise bir direnç gibi çalışıp karşıya az bir şey daha akım geçirebilir. Mesela ters bağlantı yaptığımızda 6 volt veriyoruz bu 5 voltluk zener diyota. Ve karşıya az bir miktar akım geçirme özelliğine sahiptir. Bir nevi biraz direnç gibi çalışmaya başlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.